Merhaba, programa hoş geldiniz. Serdar merhaba. Merhaba, iyi yayınlar. Her taraf karışık, nereden başlayalım? Senin Vallahi çok sevdiğin Süleyman Soylu'dan başlayalım mı? Her taraf dizi film gibi. Süleyman Soylu da dizi film gibi yapmış her şeyi. Evet, nedir o Süleyman Soylu olayı? Bu bilirsiniz bu Ekrem İmamoğlu ilk seçildiğinden bir süre sonra açıklama yapmıştı İçişleri Bakanı olarak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işte yüzlerce terörist çalışıyor gibi. Hatta o yüzden mahkemelik olmuştu. Şimdi mahkemeye tanık olarak ifade vermek üzere çağrılmış. Müvekkili avukatı gitmiş. Ve bizim elimizde belge yok. Şimdi nasıl tanık olarak mı çağrılmış? O da şey durumunda ya, şikayetçi ve tanık durumunda ya, bu ifadeleri kullandığı için dava açılıyor. O yüzden mağdur bile olabilir yani aslında. Evet yani. Eski İçişleri Bakanı mağdur da olabilir. Ama tabii mağduriyetini ifade ederken, ben bunları söylerken İçişleri Bakanı da olsam elimde bir belge yoktu. Siyaset bu demiş. Siyasette zaman zaman böyle sözler söylenir. Ben de o anlamda siyaset yapmak için bunu söyledim diye bir savunma yapmış. Tabii alışkın olduğumuz bir şey bu Süleyman Soylu'dan. Çok üzüldük mi bu söylediğine? Şaşırdık mı? Valla ben şaşırmadım Süleyman Soylu'dan. Bekliyordum. Zaten kendisi şey seçilemeyince, İstanbul Büyükşehir'e aday gösterilmeyince bir yerden bir şey yapması gerekiyordu. İşte o da bunun gündeme gelme hali diye düşündüm. Ama Türkiye'nin her tarafında maalesef sizin başlattığınız bu dizi kampanyası neticesinde varlığımız belli. Şimdi milletvekili olarak böyle bir açıklama yapsa şey diyebilirsin yani ben siyasetçi olarak konuşmayı yaptım. Elimde delil yoktu ama İçişleri Bakanı olarak bunu yapınca bu biraz siyasetin dışında olmuyor mu sence? Yani oluyor tabii ama Süleyman Soylu bu. Yani Süleyman Soylu'ya siyaset de serbest, devlet adamı. Zorluyorsun gibi bir şey bu. İteliyorsun. Evet. Bir şey söyleyeyim diye. Ama anımsarsınız Süleyman Soylu elinde bir cep telefonuna yüklediği bir programla şey yanındaki gazetecinin suratına tutup telefonu bakalım seni arıyorlar mı aranmıyor musun diye devletin çok böyle önemli programlarını şunu bunu ifşa eden enteresan bir İçişleri Bakanı'ydı. Siyaseten neredeyse yok olmak üzere. Artık pek de ciddiye alan yok. İçişleri Komisyonu Başkanı gibi duruyor ama orada da ona bir şey soran yok anladığımız kadarıyla. Böyle arada bir gündem olması lazım. En azından duruşmalarda bu söylediği sözler onu belki gündem yapacak diye bekliyor. Ben şaşırmadım açıkçası Süleyman Soylu. Erdoğan bir öğütme makinesi gibi değil mi ya? Yani Erdoğan'la beraber başlayıp ya da sonradan dahil olanlara baktığımızda çok ciddi insan öğütmüş diye düşünüyorum yani. Elbette birkaç kişi dışında mesela Hayati Yazıcı aşağı yukarı baştan bu yana yanında olan isimlerden ama şimdi görevi ne? Genel başkan vekili olması gerekiyor. Yani bir dönem önce Binali Bey'in yaptığı görevi yapıyor diye biliyorum. Ama her dönemde o Binali Yıldırım yerine gelmek de bir lütuf mu yoksa bir ceza? Hakaret bir ceza mı onu da anlayamadım yani. Sonuçta yani iktidar partisinin içinde işlerin nasıl yürüdüğünü de biliyoruz. Binali Yıldırım'ı şimdi televizyonlarda şeyde görüyorum ben. Bu son Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde yeniden Refah Partisi ile AKP'nin bir işbirliği için görüşme trafiği vardı. Orada genel başkan vekili sıfatıyla hep Binali Yıldırım var. Şimdi de yerel yönetimler seçimi için yine AKP ile yeniden Refah'ın görüşmeleri sürüyor. Herhalde yeni görüntü yok. O eski görüntüleri habire haberlerde kullanıyorlar. Bir iki sefer ben de yani dalgınlığıma geldi baktım Allah Allah dedim ya Binali Yıldırım'ın bir görevi yok ama
nasıl hala bu görüşmeleri yürütüyor dedim. Sonra baktım işte televizyonlarda arşiv diye yazmayınca oraya bir köşesine hala sanki görevdeymiş gibi görünüyor. Sanıyorum o da oturduğu yerde evde mutlu oluyordur öyle. Öyle düşünüyorum yani. Evet, olabilir ama iyice harcandı gibi geliyor bana. Yani bu saatten sonra bir şey kaldı mı 2028'e kadar artık seçim olmayacak dendiğine göre 2028'e kadar aslında Erdoğan'ın bir tek belli ki MHP'ye, Bahçeli'ye ya da onların alternatifine ihtiyacı var. Onun dışında pek kimseye ihtiyacı yok. Kendi partisinde de etrafında da zaten gördük yerel seçimlerde paylaştılar. Herhalde Büyük Birlik Partisi Sivas'ı istiyor. İşte Yeniden Refah Partisi Konya Büyükşehir'i istiyor falan. Onun dışındaki bir 10-12 tane de MHP'nin var. Gerisi iktidar partisiyle devam edecek gibi görünüyor ama iktidar partisinde de gördüğüm böyle bir seçim havası yok maalesef. Yani Yok. Türkiye'nin hiçbir yerinde bir seçim havası yok. Kazanma, ne diyeyim, o ateşi kazanma hırsı AKP'de gidiyor gibi bir soru içinde. Yani ben sadece bunu AKP'de görmedim. Muhalefet partilerinde de daha doğrusu bir seçim havası yok. Kalmış şurada 60 güne yakın 57-58 gün bir zaman kalmış ama bir hareket bir şey yok. Adayların netleşmemiş olmasından mı yoksa şaşırtıcı bir çıkış olmam yani bir işte bu Erdal Beşikçioğlu mesela bir gün böyle bir havayı siyaset havasını böyle bir hareketlendirdi ama o da magazin olarak hareketlendirdi. İşte Erdal Beşikçioğlu geldi CHP Ankara İl Başkanlığında bir şeyler söyledi. Gitti. Yani CHP'nin parti meclisinde de ya da iktidarın bugün mesela AKP'nin kalanları açıklaması gerekiyordu. Bugün bir miting vardı. Cenazelerden dolayı vazgeçti ama Erdal Beşikçi olayı oldu da ilginç. Yani Türkiye'de her şey ilginç. Mansur Yavaş evet der mi? Hayır diyor. Mansur Yavaş bırakacak mı diye AKP yanlısı yalakaları televizyon programlarında böyle dört gözle bekliyorlardı. Beşikçioğlu'ndan Mansur Yavaş'ın ne kadar düzgün adam olduğu üzerine açıklamalar geldi. Bunun için ben sakin olmak için senin konuşmanı tercih ediyorum. Yani ilk isim açıklandığında Ekrem İmamoğlu'nun bir atraksiyonu, siyasi bir atraksiyonu olarak görüldüğü söylendi. Yani İmamoğlu'nun Yavaş'ın etrafını yavaş yavaş kuşattığı söylendi. Bu Mansur Yavaş'ın soy ismi Türkiye'de çok iğrenç diyeceğim. Yani bu iğrençlik bir şey kötülük anlamında söylemiyorum. Hani çok kötü espriler vardır ya böyle. Böyle esprilere neden oluyor. Şöyle bir şey duydum. AKP'nin bir yetkilisi aslında Binali dediler de. Binali Bey Ankara'da gidiyormuş. Bu kavşaklara girdiğiniz zaman asfaltta bir yazı yazar. Hani hızınızı düşürün anlamına gelin. Yavaş yazar orada. Hani yavaşlayın anlamında. Binali Bey bunu görmüş. Bak bak demiş. Kendi soy ismini bile burada reklam malzemesi olarak kullanıyor demiş. Şimdi. Çok soğuk. Evet farkındayım. Kötü bir espri ama yani Türkiye'de böyle maalesef espriler de yapılıyor. Onun için yani Ekrem İmamoğlu'nun bir operasyonu mu değil mi derken o gün mesela CHP'de başka tartışmalar yaşandı. Onlar geçtik. Çok Benim gördüm. eniştemin soyadı Yavaş olduğu için tahmin edebiliyorum bunu. Dolayısıyla kuzenlerimin soyadı Yavaş. Hiç bugüne kadar aklıma gelmedi onlarla ilgili böyle enişteme bir şaka yapayım falan filan. Bu siyaset garip ve iğrenç bir şey ya. Ya bence de şimdi ben Binali Yıldırım böyle bir şey söylediğini sanmıyorum zaten de. Biraz Akbulut vari bir havaya büründürmek için Türkiye'de böyle Ben espri. burada karşıyım. Akbulut Binali'den çok daha zeki bir adam.
Yani ben onu ölçme yarışına girip de vakit kaybetmenin anlamsız olduğunu düşünüyorum. Gereksiz bir şey. Ama Bak başka bir şey. Akbulut Özal'a rağmen, Özal'ın emrine rağmen Birinci Körfez Savaşı'nda önemli bir başbakanlık yapmıştır. Ama Türkiye'de o zaman dengeler böyle değildi. Yani o demokrasinin ilerlemesi ya da demokrasinin yürümesi. Olsun. Yani ANAP'ta seçilebilecek en uygun adam Özal'ın istediği kararın tersine karar aldırttı o mecliste. Yani belki de iyi ki Akbulut'u yapmış diyelim. Ha, evet. Şans eseri. Ya yani Ve o Ahmet kararı destekleyenlerden bir tanesi de önemli bir destekçi de Mesut Yılmaz'dı. Arkasında bıraktığı iki parti başkanı da Özal'ın şeyini yaptı, sözünü dinlemedi. Binali Yıldırım öyle değil. O tavrı alamazdı Binali Yıldırım. yok öyle bir dönem Akbulut hiç olmazsa yumuşak G'yi yazmayı da biliyordur ayrıca. Ayrıca yani uzun vadede siyasete baktığımızda ben diyorum ki Özal iyi ki oğlunu bırakmamış Ahmet Özal'ı. Ahmet Özal'ın da geldiği nokta belli. Yıldırım Akbulut'tan daha kötü fıkralar üretirlerdi ki hala üretiyorlar. Ne olsa Ahmet Özal'a söyletiyorlar. Yani bu seçim trafiği şu anda aday belirleme trafiği bütün siyasi partilerde çok böyle heyecan yaratan bir durum değil. Bir de yani Erdal Beşikçioğlu'nun hadi olumlu diyelim bir ivme yaratmasının dışında Hatay'da CHP'nin yeniden Lütfi Savaş'ı getirip Büyükşehir Belediye Başkanı diye açıklaması onca tepkiye rağmen de değiştirmeyeceğiz biz. Kırsalda ciddi destek var. Yaptığımız anketlerden hep o çıktı savunmasıyla bunu açıklaması. Bir başka değişikliğe benim duyduğum kadarıyla yol açmış. O da şu. İşte bu Sosyalist Güç Birliği adı altında daha önce Ovacık'ta ve Tunceli'de belediye başkanlığı yapan işte bu seçimlerde de Kadıköy'den aday olacağı söylenen Mehmet Maçoğlu. Şimdi yeni düşünceye göre aynı grup tarafından Hatay'a aday yapılması düşünüyormuş. Hatta bu konuda daha önce tip milletvekilliği yapmış Barış Atay'a bir teklif götürüldü. Ama Atay'ın siyasette artık eskisi kadar sıcak bakmaması nedeniyle pek bu teklifi olumlu karşılamadığı alternatif olarak da Maçoğlu'nun İstanbul Kadıköy yerine getirip de Büyükşehir Belediye Başkanı adayı gösterileceği yönünde duyumlar aldım. Hem böylelikle işte bu ne işi var Kadıköy'de bu doğru bir tercih mi eleştirilerini de karşılayabileceklerini hem de seçimi kazanma olasılıklarının biraz daha İstanbul'a nazaran, Kadıköy'e nazaran biraz daha fazla olacağı tepkilerinde böylelikle önüne geçirebileceği planlanmış. Yani önümüzdeki günlerde biz Maçoğlu'nu Hatay'dan Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak görürsek sol blok adına şaşırmayalım. Bir de o var son günlerde kulislerde. Destekleyebilirim. Yani demin de desteğini alabileceğini düşünüyorlar. Yani şeyi en azından CHP'nin adayını desteklememek adına Maçoğlu'na destek Ya verebileceğini. da Dem adına aday çıkabilir maç oldu. Yani bence o da mümkün. Yani Türkiye'de siyaset içinde hele sol siyaseti hiç analiz edemiyorum. Bir fotoğraf var çünkü. TKP Genel Başkanı okuyan Maçoğlu yan yanalar. Ellerinde İbrahim Kalpakkaya'nın fotoğrafı. Şimdi TKP o dönemin Sovyetik yanı Çin düşmanı, Kalpakkaya Çinci, Brejnev düşmanı. Sosyal emperyalizm dedikleri bir şey. Maçoğlu hayatında esasında hiç TKP'li olmamış
birisi ama TKP belediye başkanı. Yani böyle AKP, İYİ Parti falan konuşuyoruz ama kendimizi, yani kendimiz derken ben içlerine dahil değilim tabii ama Türk solunu pek konuşmuyoruz. O Kemal Okuyan'la beraber İbrahim Karpakkaya ve Maçoğlu fotoğrafı ciddi bir komedi fotoğrafı yani. Karpakkaya'ya da haksızlık, herkese haksızlık. Hem öyle hem de işte İstanbul'da TKP adına Kadıköy'de yarışacağı söylenirken Hatay'da Türkiye İşçi Partisi adına seçimlere girebileceği ya da sizin söylediğiniz DEM. Olabilir dedim. Deminden çünkü dersinden dolayı bir tartışmaları var. O da iki taraf için de kabul eder mi etmez mi? Ya da öneri gider mi gitmez mi DEM adına bilemiyorum. Yani belki en azından daha düşük profilli aday çıkararak önünü açmış. Açabilirler, açacak olabilirler ama önümüzdeki günlerde böyle bir yaklaşım bekliyorum. Bir ikincisi de bu sizin söylediğiniz aslında beni de rahatsız eden bir durum. Sonuçta siz de ben de daha çok şu anda CHP'nin içinden ya da o etrafındaki sol partilerin içinden daha çok bilgi alma olanağımız var. Onları alıyoruz ama onların içinden de yanlışları görüyoruz. Onu eleştirdiğiniz zaman müthiş bir tepki oluşuyor. Yani muhalefete muhalefet etmek gibi yanlış olarak lanse edilen bir görüş var. Maçoğlu siyasetten anlasa Kadıköy'den aday olmaz. Yani baştan işte bunları eleştirdiğiniz zaman bazı yanlış anlaşılmalara yol açılıyor. Hatta suçlamayla karşılaşıyorsunuz. Ben geçen programda da söylemiştim. Yani çok da konuşmak istemiyorum. Ne halleri varsa görsünler diye ama sonuçta olan bitene bakıyorsunuz. Onlar belirleyici şimdi. Hatay'ı konuşmayıp ne yapacağız yani? Ya da İstanbul'u, Ekrem İmamoğlu'nu konuşup ne yapmayacağız? Şimdi bana gelen en son bilgi Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti meclisinde yarıdan iki fazla sayıda parti meclisi üyesinin Ekrem İmamoğlu'nun ne derse o yönde oy kullandığı yönünde. Bu şu demektir. Türkiye'deki bütün belediye başkanlarını Ekrem İmamoğlu belirliyor. Evet. Çıkar. Şimdi bu gelen istihbarat ya da bilgiyi muhalefetin aleyhine ya da lehine kullanmak diye bir şey söz konusu değil. Sonuçta biz gazeteciyiz. Elimize gelen bilgiyi işte burada sizinle bu sohbet sırasında paylaşıyorum ben. Cumhuriyet Halk Partili ya da AKP'li ya da MHP'li belediye başkan adayı doğruysa doğrudur. Doğru değilse ya da tepki varsa ya da birileri bir şey söylüyorsa onu da biraz söylemek zorunda hissediyorum ama bu yönde ciddi bir Türkiye'de eleştiri başladı. Ben de bundan rahatsızım. Yani Maçoğlu'ndan İstanbul'dan aday olmasını eleştirmeyeceksiniz. Böyle bir şey çıktı. Mantık çıktı. Bu Kadıköy'de bir gariplik var. Ben Kadıköy doğumluyum. Kadıköy'ü çok iyi tanırım. Kadıköy esasında kuruluşu hep derler ya, ya niye bu kadar büyük bir il, Kadıköy'ü niye il yapmıyorsunuz diye. Kadıköy İstanbul'un birinci yazlığıdır. İkinci yazlığı Yalova'dır. Yalova'nın İstanbul'a bağlanmasının nedeni Atatürk'ün emriyle Kurtuluş Savaşı sonrası izinler kaldırıldığı için. Ama adamların izne de ihtiyacı var o zaman, devlet adamlarının, işte valisini bilmem ne. Atatürk'ün emriyle der ki İstanbul'a yakın denize olan bir yer tespit edin, oraya gitsinler ama ani bir şeyde de dönüşleri kolay olsun. İl içi seyahat gibi. İl içi seyahat gibi olsun, o zaman izne tabi olmuyor, izne gitmeden oluyor işte. O zaman İstanbul'un giden bütün müdürleri Yalova Kaymakamı'ndan üstün olduğu için zaten o kim öper takım. Yalova Kaymakamı'nın lafı çıkmıştır. Ama şimdi vali olduğu için. Vali olduğu için kaymakam bir kişiye bağlı yani. Onun için şey değil ama Kadıköy'ün ve Turgut Öker de biliyorsun Almanya'dan dönüp Aleviler adına Kadıköy'den aday olup çok ciddi bir para harcayıp ama bir 2000'nin altında oy almıştı. Bu Kadıköy'de bir gariplik var. Siyasetçiler orada Kadıköy'de kazanır zannediyorlar. Oysa Kadıköy'de
şeyin cazibesine kapılıyorlar herhalde. Mesela muhtar adayları da hep sol içinde adaydır karşılıklı, işte ne bileyim ben Dev Yolcu adaydır, CHP'li adaydır. Eskiden CHP, DSP karşılıklı adaylar çıkartırdı falan. Sağ pek almaz Kadıköy'de. İstanbul'un demokrat kanadıdır hep. Şeyde de var. İzmir'in de Karşıyaka'sı öyledir. Karşıyaka'sı öyledir. Yani evet. Karşıyaka'ya kimi aday gösterirseniz gösterin, işte %60'ın üzerinde oyla kazanır. Yani Karşıyaka'nın da öyle bir özelliği vardır. Yani Karşıyaka'dan bir sağ şey çıkmaz, belediye başkanı. Bugüne kadar. Şimdi İstanbul'da çoğaldı bunlar tabii. Beşiktaş öyle, Bakırköy öyle falan, ama Kadıköy oldu mu olası hep böyle olmuştur. Demek ki bazı yerler İşte herkesin kalesi, tırnak içinde söylüyorum onu. Kale dedikleri yer. Kadıköy'de öyle gördükleri için, ama yani mesela Maçoğlu için burası kale midir? Bunu tartışmak lazım. Gerçi kendisi çıkıp bir takım açıklamalarda bulunuyor neden Kadıköy olduğunu. O genelde isminden ziyade uyguladıkları belediyecilik yönteminin yaygınlaştırılması üzerine kurgulamaya çalışıyor, ama tercihini böyle açıklıyor, ama tabii bu tek başına yeterli olmuyor, çünkü yani o modeli uygulayabileceğiniz Türkiye'de yüzlerce yer var, seçim yeri var. Niye Kadıköy denilince? Dediğim yani, gibi Kadıköy doğma büyümeyim, Dersim'in de coğrafyasına benzer, ne yerleşim politikasına benzer hiçbir şey yok Kadıköy'de yani. Bir de yani oradaki il belediyesini yönetmek, İşte orada bir takım ulaşımdı, şuydu buydu, onlara direkt müdahil olabiliyorsunuz, ama yani İstanbul'da ilçe belediyelerinin öyle kent ulaşımında, metroda, otobüste ya da benzeri toplu taşımda çok bir etkileri ve yetkileri yok. Büyükşehir'in etkisinde, Büyükşehir'de ya da işte bakanlığın yetkisinde, Ulaştırma Bakanlığı'nın. Onun için oradan aldığınız model getirip İstanbul Kadıköy'e %100 uymayabilir. Yani ne nedeni olduğunu bilmiyorum, ama dediğim gibi bu tepkiler üzerine en azından bir böyle bir fikir gelişmiş. Yani Maçoğlu'nu biz alalım, Hatay'a götürelim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içindeki bu hatası diyelim, onu da telafi etmek, onun karşısına hiç olmazsa soldan bir aday çıkarmak adına. Dediğim gibi ilk teklif Barış Atay'a götürülmüş. Muhtemelen kabul etmemiş. Yani ya da etmeyeceği düşünülüyor. B planı olarak da onun yerine dediğim gibi işte Maçoğlu'nun gelmesi gerekiyor. Yani ona teklif götürülmesi bekleniyor. Ama bu hafta işte bu pazar günü, dün bu çatışma haberleriyle birlikte Türkiye yeni bir süreci yaşamıyor olsaydı, bugün hem bir miting vardı Ankara'da, hem de Erdoğan partisinin diğer belediye başkan adaylarını açıklayacaktı. Önümüzdeki haftada neredeyse muhtemelen Türkiye'nin her yerindeki adayları biz öğrenmiş olacaktık. Hakeza Cumhuriyet Halk Partisi'nde önümüzdeki hafta bütün adaylarını açıklayacağı bekleniyordu. Türkiye'de siyaset çocuk oyunu gibi değil mi? Esasında bugün bu Irak'taki askeri ölümler olmasaydı, cenazeler olmasaydı, bugün esasında CHP'nin bir mitingi vardı. Doğru. Erdoğan da adaylarını, Ankara adayını pazartesi açıklayacaktı. Bir gün önceye almıştı bugün. Yani cuma neden günü almıştı? Televizyonlar CHP'nin mitingini vermesin de benim aday açıklamamı versin diye böyle bir oyun yaptı. Bu çocuk oyuncağı değil mi bu? Evet, bu siyaset. Şeyi seyrettin mi? İstanbul'da belediyenin bozulan otobüs olayını seyrettin mi? Seyrettim, ama karşı açıklamaları da okumak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü yani ben de sizin dediğiniz gibi birkaç tane paylaşımı gördüm. Özellikle videoyu seyrettim, konuşmaları izledim falan. Ama şu kafama takılmıştı. Ya nasıl haberi oldu da birilerinin gidip bunun aksine bir çekim yaptılar? Birileri haber mi verdi?
Yoksa bu da mı bir kurgu diye. Şimdi o tartışılıyor. Bence bir yarına kadar beklemek gerekiyor. Çünkü böyle bir çekim yapacaksanız, böyle ortalık yerde bu kadar herkesin gözü önünde bir şey kurgular mısınız? Bir ikincisi, bunun tersine bir çekimi yapacak birinin nasıl haberi oldu da geldi oraya bu kurguyu bozdu. Onu da bakmak lazım yani. Onun ikisine de bakmak lazım. İki taraftan da bakmak lazım. Bir yarın sabaha kadar ben biraz sükuneti korumak gerektiğini düşünüyorum ama çok şaşırdığımız bir şey değil. Yani bunlar... Hayır, diyelim ki otobüs arıza yaptı. Arıza yapan bir otobüsü seçim propagandası yapmak, bunun içinde çekim yapmak da bir... Ben çok açık söyleyebilirim, sen söyleme. Hatta onaylama, ani ayıp Ahmet abi falan diyebilirsin. Bir salaklık değil mi ya böyle bir şey? Ama bunu çok sık yaptıklarını biliyoruz. Mesela hemen yerel seçimlerden sonra, yani İmamoğlu kazandıktan sonra İstanbul'daki, hatırlıyorsanız, metroların bir kısmını U harfine çevirdiler. M harfinden. Evet. Yani bu çok mu gerekli bir şeydi? Ya da ne kazandırdı? Ya da önceki gün işte bu o 10 Ocak mı? 10 Ocak sanırım. Çalışan gazeteciler hikayesi nasıl bir bayram soğudan? Buradan ne şey yaptılar? Urban olarak mı? Urbain olarak mı şey yaptılar acaba, yoksa kurumun ulusu mu? Yani orada şimdi şeyin Murat Kurum diyor ki gazeteciler diyor işte bu biz de diyor bir belediye başkanlığını kazanırsak buradan diyor ücretsiz yararlanmalarını sağlayacağız. Bunlar söylenecek şeyler de değil ya da İyi Parti'nin işte Eskişehir adayı şey düzeltiyorum AK Parti'nin Eskişehir Büyükşehir adayı eski İyi Parti milletvekili birer maaşla biz size belediyeden vereceğiz falan. Bunlar söylenecek şeyler mi? Hepsinden iğrenci çorba meselesi var ya. Yani katılıyorum. Yani hani tırnak içinde söylüyorum salaklık diyorsanız o salaklıklar sayılamayacak miktarda yapıldığı için çok şaşırtıcı gelmiyor bana. Ya da dün yaşandı. Dün çorba ve etli pilav. Yani o kadar muhtaçsın ki ben sana çorba vereceğim. Tabii ama 20 yıllık iktidarın sonucu değil mi bu? Önce çorbaya muhtaç edip evet. Sonra da çorba vermek. Yani birisi de çıkıp şu soruyu sormuyor. Bu vatandaş bu çorbaya niye muhtaç oldu? Hangi politikalar nedeniyle bu çorbaya muhtaç oldu ki siz şimdi çorba vererek karnını doyurmaya çalışıyorsunuz? Mesele vatandaşın çorbaya ihtiyaç duymayacak bir ekonomik gelire sahip olması mı diye çıkıp biri söylemiyor. Çünkü sığ yapılıyor Türkiye'de siyaset. Bunu daha önce defalarca konuştuk. Şimdi Bilecik'te aynı şey oldu. Tam oraya gelecektim. Bilecik öyle olmadı mı? Yani şimdi bir kişiyi İyi Parti'den istifa ettiriyorsunuz. Meclis üyesi bağımsız kalıyor. Şurada kalmış 57-60 gün seçime. 60 günlük bir belediye başkan vekilliği için İYİ Parti ile AKP anlaşıyor. İşte bağımsız güya İYİ Partisi'nden istifa ettiği için İYİ Parti'den. Onu 60 günlüğüne belediye başkanı. Ne olur ki bundan? Yani bundan siyasi nasıl bir kazanç elde edebilirsiniz? Şimdi siyaseti çok basit böyle kurgular üzerine götürdüğünüz zaman bir şey kazanamıyorsunuz. Bir başka örnek vereyim. Gözden kaçtı bu. Geçtiğimiz hafta sonu yaşandı. Mesela çok uzun zamandır biz biliyoruz İyi Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ümit Özdağ'le. Kendisi merkez sağdan gelme, nasıl söyleyeyim, sanayicilerin, İzmir'in o kalbur üstü ekabir takımının da çok da karşı çıkmadığı bir isim. Yani fena bir isim değil İyi Parti için. O çok uzun süredir çalışmalarını sürdürüyordu. Geçen hafta birdenbire ne olduysa, ki mutlaka bunun perde arkasında başka nedenler vardır, İl yönetimiyle karşı düştü. O yaşanan çelişki nedeniyle Özdağ'ın şeyi, zaten milletvekili aynı zamanda, genel merkeze şikayet ettiği il yönetiminin, genel merkezinde il yönetimine, kardeşim biz sizi görevden almayalım, kırma dökülme olmasın, siz istifa edin denildiği yazıldı.
Sonra bir toplantı oldu il yönetimi. Bütün ilçe başkanlarıyla bir toplantı yaptı. Sonra da bir açıklama yaptı. Dedi ki kardeşim biz görevimizin başındayız. 3 saat içinde görevden alındılar. Şimdi Büyükşehir Belediye Başkanı'nın isteğiyle il yönetimi görevden alındı İzmir gibi bir yerde. Ama bunun arkasında başka bir şey daha var. Meral Akşener'in hep tartıştığımız özellikle de işte bu masadan kalkma, oturma, ondan sonra seçimlerden sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ne getirdiği ağır eleştiriler, şimdi bir başımıza seçimlere gireceğiz siyasi tavrı, partisini MHP'lileştirme çabaları, ona bakarsanız, eğer böyle bakarsak İzmir'de bu yönetim aslında Müsavat Dervişoğlu'nun yönetimiydi. Şimdi Ümit Özdağ'la eğer gelip Müsavat Dervişoğlu'nun oluşturduğu, desteklediği yönetimi Meral Akşener'e görevden aldırabiliyor ise o zaman şu soruyu sorarlar. Kardeşim Aytun Çıra'yı niye kovdunuz partiden? Ya da niye istifa etmesine neden oldunuz? Mesela bu bir çelişki Türkiye'de siyaset açısından. Ama aynı şekilde yani siyaseti okurken bugün yapılacağı söylenen ama iptal edilen sonradan Cumhuriyet Halk Partisi'nin işte öncülüğündeki o mitinge de ki anayasa mitingi denmekte İyi Parti çok açıktan biz katılmayacağız dedi. Yani burada sanki yerel etkiler genel siyasetle zaman zaman çelişiyor. Bilecik'te olduğu gibi, İzmir'de olduğu gibi. Son anda benim önceki gün yaptığım programda söylediğim bir şey gerçekleşir mi? İyi Parti büyük şehirlerde seçmenini serbest bırakabilir mi? Yani ben bunu ulusal siyasete ya da Türkiye'nin bu biraz geriye çıkıp baktığımız siyasi yapısına ne faydası olacağı konusunda gerçekten emin değilim. Yani Meral Akşener... Şu olacak. Meral Akşener önceki gün bir açıklama yaptı. Oylarımız düşerse İyi Parti olarak ben başkanlıktan istifa edeceğim dedi. Değiştirdi onu. Öyle demediğini söyledi. Öyle mi? Onu bilmiyorum bak. Ha, değiştirdi. Yani düzelttiler onu. Daha doğrusu istifa ederim değil, siyaseten ne gerekiyorsa onu yaparım haline çevirdiler onu. Ne farkı var? Onun farkı var. İstifa etmediğiniz zaman istifa ederim deyip de etmediğiniz zaman sorumluluk alırsınız. Ama bunda siyaseten gereğini yaparım dediğiniz zaman 10 yıl yerine 5 yıl kalırım der. Genel daire kurulu üyelerinin istifasını alırsınız. İl başkanlarının istifasını alırsınız. Siz bir türlü seçilemeyenlerin istifasını alırsınız. Yani niye seçilemedin ulan diye. Evet kendinizi. Ama burada şunu yani bu konuya şimdi zamanı mıdır değinmenin. Şeye benziyor değil mi bu? Teknik direktörüm ben mi çıkayım gol atayım? Evet. Yani Meral Akşener'e göre ama bunu şöyle bakmak lazım. Şimdi hep konuşuyoruz. Erdoğan'ın seçim sonrasıyla ilgili bir planı var. Yani sadece yerel yönetim seçimleriyle ilgili değil. Yerel yönetim... Bir planı mı var, iki planı mı? Neden bir planı mı, iki planı mı diyorum? Seçilirse başka bir plan olacak, seçilemezse başka plan olacak. Yani ya. İstanbul, Ankara bazında konuşuyorum bunu. 2-3 il daha, Adana, Antalya... Muhtemelen ama ben şunu söylüyorum başından beri savunduğum şu. Erdoğan böyle büyük ağır bir yenilgiyle yerel seçimleri kaybetmediği sürece kendisini kazanmış görecek. Yani Erdoğan İstanbul'u kaybetse çok sorun teşkil etmeyecek. Ankara'yı, Antalya'yı, Adana'yı yeniden kaybetse çok sorun teşkil etmeyecek. Ama bu da bunun sayısının ikiye çıkmasını istemiyor. İki katına çıkmasını. O zaman çünkü bir erken seçim tartışması gündeme gelebilir diye. İstanbul'u kaybetme yani daha doğrusu şöyle Erdoğan'ın kafasında birkaç plan varsa İstanbul'dan gelebilecek birinin önümüzdeki yıllarda kendisine de bir lider adayı olarak karşısına çıkabileceği ihtimalini göz ardı etmiyordur Erdoğan gibi bir siyasetçi. O yüzden hani atasözünde dendiği gibi ne şiş yansın ne kebap hikayesinde böyle bir ortalama bir yerde tutup
Erdoğan'ın ondan sonrasına ait ciddi sıkıntıları var. Sizin bu gündeme getirdikten sonra çok da ismini söylemek istemiyorum ama o bir meşhur dizi var. Yani, o dizi zaten sayenizde iki hafta gadre uğradı. Rütük. Ya benim yüzümden olmadı o. Yeni Akit yaptı onu. Ben Derin Devlet'in dizisi dedim. Ya biliyorum canım. Hala bu tartışmayı yürütenler var. Aksi yönde. Neyse o ayrı bir konu. Ama şöyle bir şey var. O dizi de dahil. Türkiye'de 2024'ün Nisan'ından sonra kurgulanan bir senaryo var. Ve bu senaryo çok tuhaftır. Yani ben de şaşırıyorum. Maalesef şu anda bir güvenlik üzerine, yani hani o bayrak, ezan ve bayrak vardı. En çok iktidarın kullandığı. Şu anda pek bayrak kullanılmıyor gibi geliyor bana. Yani bayraktan çok daha ezan konusuna ağırlık veriyor. Evet. İşte Hüdapar'ın mitingi, bu tür dizilere oluşturulan, bilerek oluşturulan tepkiler, o tepkilerin işte her iki kanatta da daha önce konuşmuştuk. Benim istediğim gibi olacaksınız, olacaksanız, tarikat mısınız, her neyseniz, cemaat misiniz, benim çizdiğim çizgiler içinde oynayacaksınız, ben de size ona göre destek vereceğim türünden. Aslında gerçekten bu işe inanarak yapanları da üzen, öyle görüyorum ben etrafımda çünkü. Bir yapılanmaya gidiyor Erdoğan. Onun için yine daha önce konuşurken sizinle söylemiştik. Bunun içinde çok insan var. Her kesimde. Evet. MHP'den kurtulmanın yolunu arıyor Erdoğan bir taraftan. Yani bu iktidarın artık MHP ile yürümeyeceğini, daha doğrusu Erdoğan'ın elinin kolunun bağlı olduğunu, bir de seçimi kazanmak için, Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmak için, işte sizin Gladio dediğiniz, benim üst akıl diye tabir ettiğim bir takım yerlerle de vardığı özel anlaşmalar var. Sadece Türkiye için değil, dünyadaki gelişmeler karşısında verdiği bir takım sözler var. Ya da yeni uygulamaya koyduğu bir takım siyasi manevralar var. Şimdi Erdoğan bütün bunların içinde hareket etmek zorunda. Meydana gelen olaylara da baktığımız zaman etrafımızda, örneğin 3 gün önce işte bu Amerika'nın İngiltere ile beraber Yemen'de düzenlediği operasyona bakarsak, nereyi kullanıyorlar? Suudi Arabistan'ı. Suudi Arabistan. Daha geçen hafta konuştuk biz. Dedik ki ya artık NATO, Amerika NATO üzerinden ve Avrupa Birliği Türkiye'yi bir kenara bırakıyor. Onun yerine Suudi Arabistan'ı ve Yunanistan'ı tercih ediyor. İsveç'in NATO üyeliği de bu anlamda bunun için önemli demiştik. Yani Türkiye'deki siyasi dinamikleri etkileyen bir takım uluslararası dinamikler de var. Kaldı ki işte ne oldu? Geçen hafta bizim Hazine ve Maliye Bakanımız Amerika'ya gidecekti para görüşmeleri yapmak üzere. Önce onun gidişi kalktı. Sonra Merkez Bankası Başkanı gitti. Çok paradan söz ediyorlardı. Ama hiç ses yok. Yani ortada para da yok. Şunun için söyleyeyim. Sanıyorum ki Erdoğan'ın biraz eli kolu bağlandı. Yani birisi bir kolundan yukarı doğru çekiyor. Birisi de bir bacağından aşağı doğru çekiyor. Ve Erdoğan bu iki dengeyi nasıl yürüteceğini şu anda kestiremiyor. Çünkü belki de siyasi hayatında ilk defa bu kadar özgür olmayan bir noktada kendisince. Çünkü Erdoğan şeye alışkındır. Yani Erdoğan bir şey söyler ve yapılır. Onun doğruluğu ya da yanlışlığı tartışılmaz çok. Reis böyle uygun görmüştür. Reis böyle uygun gördüğü için de bu böyle yapılır. Bugüne kadar 20 yıl içinde hep böyle olmuştur. Başta Erdoğan'a karşı çıkan ya da biraz daha eski deyimle itidalli davrananların, işte sizin bu yayında söylediğiniz gibi tasfiye edildiği dönemlerin sonunda Erdoğan öyle bir noktaya geldi ki artık reisin her söylediği yapılır durumdaydı. Ama şu anda öyle görünüyor ki reisin her söylediği yapılır durumda değil. Bu hem kendi partisi içinde,
hem uluslararası siyasi arenada, yani uluslararası liderler arasında, hem de Türkiye'nin bulunduğu bu coğrafyada bir Macaristan örneği var. Türkiye için model oluşturulabilecek. Belki önümüzdeki günlerde, haftalarda bunu tartışmak gerekebilir. Orada da çünkü benzeri bir model var. Urban üzerinden kurulan. Ama Türkiye bir Avrupa ülkesi olmadığı için Erdoğan şu anda benim gördüğüm kadarıyla siyasi hayatının en zor dönemlerini yaşıyor. En zor kararlarını alıyor ve bu kararları alırken çoğunlukla da işte o tırnak içindeki reis tavrını çok gösteremiyor. Öyle görüyorum ben. Bana öyle geliyor ki son 5 dakikamız ki bunu yarın özel bir program olarak yapacağım. Bu kış tatbikatı da Erdoğan'ın pek onayladığı bir tatbikat değil gibi geliyor. Herkes gene Erdoğan tatbikatı dese de bana pek öyle gelmiyor. Bence bu söylediğiniz de biraz önce söylediğim o geniş fotoğrafın içinde evet bir parça. O da dahil. Pek çok şey sanki Erdoğan'a rağmen ya da Erdoğan'ın çok da onaylamadığı şekilde maalesef yapıldığı günler yaşıyoruz. Eski reis değil gibi geliyor bana. Evet, son günlerinin yaklaştığını ya hissediyor ya da son günlerine doğru kendisini adım adım götürecek siyasetlerin kızlandığını fark ediyor gibi bir düşüncesi var Erdoğan'ın da diye düşünüyorum. Yani başka türlü, çünkü Erdoğan ciddi bir aday çıkartamıyor. Bunu söylediğimde benimle dalga geçenler de oldu, eleştirenler de oldu. Erdoğan Ankara adayı için bu kadar beklemezdi. Bugünkü cenaze dolayısıyla olanı söylemiyorum. Şimdiye kadar çoktan açıklamıştı. Böyle bir dönemde açıklamıştı. Daha önce de 60 gün kala açıklamış olabilir bilmem ne, ama onlar hep zaten kazanacağım diye rahat rahat açıkladı. Kimsenin çok fazla İstanbul'da şu mu olacak, bu mu olacak demediği, işte Melih yok, işte İstanbul'daki Kadir Topbaş falan filan belliydi zaten. Bir onun yerine şu olacak tartışması hiç olmadı AKP'de. O yüzden 60 gün kala açıklayabilir, ama şimdi öyle değil. Şimdi aday yok. Şimdi kazanacak aday da yok. Kaybetmek üzere herkes de kabul etmiyor gibi. Çünkü bazılarının siyaseti Erdoğan'ın siyasetinin bitmesiyle bitmiyor. Bence Erdoğan'ın siyaseti bitsin diye bekleyen, siyasete ara vermiş çok siyasetçi var gibi geliyor bana. Birdenbire onlar tekrar ortaya çıkabilirler gibi düşünüyorum. Hiç kuşkusuz, hiç kuşkusuz var. Yani Abdullah Gül'ü mesela birdenbire tekrar böyle bir durumda siyasi, ben varım yahu diye ortaya çıkacağından neredeyse eminim. Evet, kuşku yok. Yani Süleyman Soylu'dan bile kuşkum yok benim artık. Demirbank hayırlı işler diler diye bir reklam vardı sabah. Evet. Evet Serdar, teşekkürler programa katıldığın için. Ben teşekkür ediyorum. Türkiye'ye TKP'nin elinde Kaypakkaya Baydar'ından TKP'li olmayan Maçoğlu'yla beraber bir seçim sürecine girdik. Hayırlı olsun diyorum işte. Yani bilmem ne bank hayırlı işler diler. Bir dahaki programda görüşmek üzere.